Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi olarak 1 milyon 380 bin seçmeni olan Almanya'da KATI metoduna göre 1410 kişiye eriştik. 18 yaş ve üstü kişilerde. Bunun %48'i kadın, %52'si erkekti. Ve şu sonuç çıktı. Daha yani yaptığımız tarih tabii ki daha liderlerin Almanya'ya gitmesinden evveldi. 26 Mayıs. Ve oylama başlamadan önce. 12 Nisan'da AK Parti çok güçlü çıktı. %53'lük bir kitle AK Parti'ye oy veriyor. Oy vereceğim dediler. Evet, vereceğini belirtti. %17'lik bir kitlenin kalbinde CHP yattığı ortaya çıktı. Bu Türk, yani AK Parti'ye baktığınız zaman burada %43'ten hareket ediliyor ortalama. Almanya'da %10 daha fazla. CHP'den de burada %27'den hareket ediliyor. Almanya'da %17. Fakat en büyük sürprizi Almanya'da HDP yaptı. Zira HDP'nin oy oranı %14 olarak çıktı. Bunun ne peki eskiden Almanya'da çok ses ettiren bir örgüttü. Alparslan Türkeş zamanında Türk Federasyon güçlüydü. Fakat herhalde Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin fazla yurt dışına çıkmaması, bu grupları biraz ihmal etmesi nedeniyle MHP'ye oy vereceğini söyleyenler %12'de kaldı. HDP niye bu kadar yüksek çıktı? Bunun bir nedeni var. HDP, Almanya'da, Avrupa'da çok güçlü olan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı'nı İstanbul 2. bölgesinden 1. sırada aday gösterdi.